Tüm sezonların en meşhur konuları hep PFDK kararları. Tüm yılı kendilerine sevk edilerek geçiren olaylardan bazıları unutulmaz kararlara sebep oluyor. Var mı? Bu kadar da olur mu ya? Başka çaresi yok muydu dediğiniz, unutamadığınız PFDK kararları? Benim var. Yüce Atatürk tişörtleri vardı mesela. Ta 2013 yılından aklımda kalan maç bir Ziraat Türkiye Kupası maçı. Fethiyespor Fenerbahçe karşılaşması. Olay tahmin edebileceğiniz gibi maç öncesi yaşanıyor. Fethiyesporlu futbolcular Yüce Atatürk yazılı tişörtlerle çıkıyorlar yeşil sahaya. Her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor sporcuları hepimizin sahiplendiği değerleri tartışma yaratmak için kullandılar diyiverse de bizim PFDK disiplin ihlali unsurları oluşmamıştır diyor ve ceza vermiyor. 2013 yılı futbolcuların kendilerini daha fazla ifade etmek istedikleri bir yıldıysa demek Galatasaray Elazığ spor maçında Drogba ve Ebue Mandela tişörtü giymişlerdi. Dünyanın en büyük özgürlük savaşçılarından Mandela. Ya deme özgürlük falan deme. Bir de izinsiz. İzin isteseler de verilecekmiş gibi izinsiz. Neyse, PFDK sorun yok diyor. Slogan içeren tişört giyilmiş mi giyilmiş evet. Ancak ceza verilmesine yer yok diyor. Bunu da atlattık. İşler her zaman özgürlükten, iyi niyetten yana gitmiyor. Gelin 2011 yılına uzanalım şimdi. Van depremi olmuş, akıllar da kalpler de Van'a tutulmuştu. Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe derbisinde tüm atkılar sahaya demişti. Ve atkılarını Van'a göndermek istemişti. Sonra olaylar. Sahaya yabancı madde atıldığı gerekçesiyle 20.000 TL para cezası Beşiktaş'a tebliğ edilmişti. Yardımseverlik, birliktelik, yabancı madde olalı çok olmuştu, hatırladık. Beşiktaş'ın bir isteği kalmıştı yalnız. Kurallara uyalım pekala ama ödediğimiz bu ceza Van'a gönderilsin demişti federasyona. Yarım kalan bir dayanışma hikayesi. Var mı akıbetini bilen? Sizin var mı peki unutamadığınız yurdum kararları?